Oy kullanmak şirk de diyenlerin öne sürdüğü maide 44-45 ayetlerini nasıl anlayacağız kardeşim? Omen lem yahkum bima anzarallahu fa ulaikohumul kafirun. Yani Allah Teala'nın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Fa ulaikohumul kafirun, fa ulaikohumul zalimun, fa ulaikohumul fasikun. Üçü de var. Peki. Biz bu ayetleri neye göre anlayacağız? Resullaha göre sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra sahabeye göre anlayacağız. Efendimiz aleyhisselam Abdullah bin Mesuda, Abdullah bin Abbas'a dua ediyor. Allahummu alimhu tevilül Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini buna öğret diyor. Peygamber duası müstecaptı. Allah Teala onun duasına icabet ediyor büyük bir müfessir oluyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma bu ayette alakalı ne buyuruyor? Buradaki küfür bildiğiniz manada küfür değil diyor. Ya ve men lem yahkum bima cahiden kafiren. Allah'ın indirdikleriyle onları inkar ederek kim hükmetmezse kafir olur. Muhammed Mürsi gücü yetmedi. Allah Teala'nın indirdikleriyle hükmetmeye birkaç adım attı devirdiler onu. Şimdi bu kafir olur mu? Buna kafir denir mi? Erbakan Hoca gibi bir Müslümana kafir denir mi haşa? Olur mu böyle bir şey? İslam'a ömrünü adamış, İslam'a yol açmış bir kahraman. Bunlar büyük zulüm olur, büyük cürüm olur. Yani Kur'an-ı Kerim'i hevamıza, hevesimize göre değil. Kime göre anlayacağız? Resulullah Aleyhisselam'a göre, onun öğrencilerine göre anlayacağız. Yusuf Aleyhisselam kralın diniyle hükmetti için kafir mi oldu? Kedalike kidna li Yusuf ma kana akahu fi dinil melik. O ara kadar kralın diniyle hükmediyordu. O halde gücü yettiği halde Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorsa, o zaman kafir olur diyoruz kardeşlerim.